Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 3 Ağustos 2017 Perşembe. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Olay Ana Haber'e ekonomiyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, enflasyon Temmuz ayında beklentilerin üzerinde artsa da yıllık bazda geriledi. Temmuz'da tüketici fiyatları %0.15 artarken yıllık enflasyon %9.79 oldu. Böylece enflasyon 6 ay aradan sonra yeniden tek haneye düştü. Enflasyon 6 ay sonra yeniden tek haneli rakamlara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da tüketici fiyatları %0.15, yurt içi üretici fiyatları ise %0.72 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %9.79 ile 6 ay aradan sonra ilk kez tek haneli rakamlara düştü. Yurt içi üretici fiyatları ise %15.45 oldu. Bayağı el yakıyor. Özellikle meyve. Hani şimdi biz bir 3 kişilik aileyiz. Bizi çok fazla etkilemiyor ama kalabalık bir aile, özellikle çoluk çocuk bakanlar için çok zor. Aylık en yüksek artış %1.75 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken en fazla düşüş gösteren grup %3.51 ile giyim ve ayakkabı oldu. Şimdi nerede 5 lira 10 lira varsa onlardan alıyorum. Giyime o kadar çok önem veriyorum da hep ucuz bir şeyler alıyorum. Temmuz ayının zam şampiyonu fiyatı %86.67 artan PTT koli gönderme ücreti oldu. %39.66 ile en fazla fiyat düşüşü gösteren karpuzsa yüzleri güldürdü. Karpuz fiyatları şu an çok düşük. Bol olmasından dolayı fiyatlar tamamen düştü aşağı. Havaların sıcak olmasını, hep sulu şeylere kaçtığını karpuz daha çok ilgi gördü. Fazla tüketilen bir şey olduğu halde çok herhalde yetiştirici ve mahsul fazla demek. Türkiye'nin ilk rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalesinde en düşük teklifi Siemens Türkerler Kalyon Enerji Konsorsiyumu verdi. İhaleyle 1000 megawattlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor. Kilowatt saat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı. 8 konsorsiyumun katıldığı ihalede verilen teklifler en düşükten en yükseğe göre sıralanarak en yüksek teklifi veren 3 konsorsiyum elendi. 5 konsorsiyumla başlayan açık eksiltme 29. turda tamamlandı. Siemens Türkerler Kalyon Enerji Konsorsiyumu, kilowatt saat başına $3.48 fiyat vererek ihalede en düşük teklifi veren konsorsiyum oldu. (15 Temmuz) darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin dava 3. gününde. Ankara Sincan'da görülen duruşma FETÖ'nün sivil imamlarının savunmalarıyla devam ediyor. Hakan Çiçek'in sorgusu sırasında mahkeme salonunda tansiyon yükseldi bugün. Pet şişeler havada uçuştu, mahkeme salonu karıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davanın 3. gününde tansiyon yükseldi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmanın 3. oturumunda FETÖ'nün kurmay subaylar abisi sivil imam Hakan Çiçek sanık kürsüsündeydi. Çapraz sorgu sırasında Çiçek'e bir müşteki avukatı Fethullah Gülen kitaplarını okudunuz mu diye sordu. Çiçek'in hayır cevabı üzerine avukat okumadım diyorsunuz ama savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fethullah Gülen'in kitabında var dedi. Bunun üzerine Hakan Çiçek mahkeme başkanı Selfet Giray'a dönerek ben Fethullah Gülen'in kitaplarını okumadım ama avukat Gülen'in kitaplarını okumuş, hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ'cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum diye konuştu. Bu sözleri salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar sanıklara tepki göstererek pet şişe fırlattı. Bazı müştekiler de sanıkların üzerine yürümek istedi. Yaşanan arbede nedeniyle duruşma verilen aranın ardından devam etti.
Emir ve talimatları Fethullah Gülen'den alarak askerlere ulaştırmakla suçlanan Hakan Çiçek, bu girişimin içinde bulunmuş herkesi lanetliyor, hadiseyi kınıyorum diyerek savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Çiçek, 15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde olduğunu ise kabul etmişti. Akıncı 4. Anajet Üssü Eski Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin'in davetiyle yeni kurduğu okula öğrenci kazanmak için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden Çiçek, üsteyken terör saldırısı olduğu yönünde anonslar yapıldığını öne sürmüştü. Nizamiye'den çıkamadığı için geceyi üste saklanarak geçirdiğini, sabah Akıncı Üssü'nden kaçtığında jandarma tarafından gözaltına alındığını söyleyen Çiçek, darbe girişimini götürüldüğü jandarma karakolunda öğrendiğini iddia etti. Fethullahçı terör örgütünün Bursa'daki yapılanmasına ilişkin davada devam ediliyor. Aralarında eski emniyet müdürü Ali Osman Kahya'nın da bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada yarın tanıklar dinlenecek. Eski emniyet müdürü Ali Osman Kahya, eski milli eğitim müdürü Atilla Gülsar ve eski vergi dairesi başkanı İbrahim Saydam'ın da sanıkları arasında olduğu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatları tahliye talebinde bulundu. Ali Osman Kahya, evimde bulunan Fethullah Gülen'in bana yazdığı iddia edilen not benim değil. Bu bir komplodur. Gülen'in yazı örneklerini talep ediyorum dedi. Gülen'e ait yazı örneklerinin ellerine ulaştığını belirten mahkeme başkanı, gerekli incelemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Mahkeme duruşmaya gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine karar vererek davayı yarın erteledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, açlık grevi yapan tutuklu akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın tahliye taleplerini reddetti. Red kararında mahkemeye sunulan sağlık raporları ışığında Özakça ve Gülmen'in sağlık durumlarının hayati bir tehlike oluşturmadığı vurgulandı. Gülmen ve Özakça'nın avukatları 29 Haziran'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Gülmen ve Özakça'ya açlık grevini sona erdirme çağrısında bulunan mahkeme, hükümetten de başvuranların sağlık durumları ile ilgili bilgi talep etmişti. Mahkeme sağlık raporları ve diğer bilgiler ışığında Özakça ve Gülmen'in tedbiren tahliye taleplerini reddetti. Kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden ihraç edilen Gülmen ve Özakça 9 Mart'ta açlık grevine başlamış, 23 Mayıs'ta terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülmen ve Özakçı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları tedbiren tahliye talepleri, bireysel başvuruları da reddedilmişti. Hrant Dink davasında sürpriz bir gelişme yaşandı bugün. Mütalasını veren savcı 4 ismin tahliyesini istedi. Cinayetin tetikçisi o gün Samas'la birlikte Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren 4 asker tahliye oldu. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dosyaların birleştirilmesinin ardından görülen 7. duruşmada sanık avukatlarının taleplerine ilişkin görüşü sorulan savcı, tutuklu sanıklar dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Asayiş Şube Müdürü Emekli Yerbay Atilla Güçlüoğlu, Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, Assubay Birol Ustaoğlu ve Assubay Yüksel Ava'nın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olmasına dikkate alarak tahliyesini istedi. Cinayetin tetikçisi o gün Samas'la birlikte fotoğraf çektiren 4 jandarma görevlisi tahliye oldu. Duruşmaya Segbis aracılığıyla katılan Samas'sa, askerlerin ifadelerinin aksine Samsun'da gözaltına alındığında bayrağı açmama izin verirseniz her şeyi anlatırım dediği iddialarını yalanladı. Samas, 16 yaşımdaydım, onu söyleyecek kapasiteye sahip değildim dedi. Ana muhalefet, meclis iç tüzük değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. CHP başvuruyu 10 gün içinde yapacak. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, iç tüzük değişikliğinin anayasaya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını Anayasa Mahkemesi'ne götürmek suretiyle mahkemenin denetimini talep edeceğiz dedi.
bu konudaki hazırlıklarının sürdüğünü belirten Gök, davanın 10 gün içinde açılacağını söyledi. Terörle mücadele Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sürüyor. Tunceli kırsalındaki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi. Merkeze bağlı Doluküp köyü kırsalında silahlı insansız sabah aracının desteğiyle yapılan operasyonda sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait silah ve mühimmata el konulurken teröristlerden birinin örgütün sözde Tunceli Merkez Batı Özel Güç Sorumlusu olduğu ve bölgede mayınlama yaptığı belirlendi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda ise çok sayıda mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle bir asker hafif yaralandı. Terörle mücadele bölgede etkin bir şekilde sürdürülüyor. Burası bizim şehitlerimizin kanıyla sulandığı, nispeten de toprağın renginin kırmızı olduğu Bayraktepe ismini verdiğimiz 2000 rakımlı bekleme noktamız. Özel harekat polislerinin kontrolünde olan Çukurca'daki Kırmızı Tepe'de ekipler zor şartlarda canları pahasına vatanı savunuyor. Şartlar ne olursa olsun gündüz sıcaklığın 45-50 derecelere ulaştığı bu tepede ve diğer kahraman Mehmetçiğimizin konuşlandığı tepelerde kışın kar yağışından zorlukla mücadele edilen bu tepelerde vatan savunmamızı ilelebet Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır karşı şeride geçerek 4 araca çarptı. Canpazarı'nın yaşandığı kazada Almanya dönüş yolundaki gurbetçi aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli'de karşı şeride geçen tır 4 aracı biçti, Almanya'ya dönüş yolundaki gurbetçi aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza saat 19.45 sıralarında Tem Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Karşı şeritten dorseli bir tır bizim şeride girdi, artık ne yaptı, uyudu mu, nasıl becerdi? 3 saniyeli dans edildi. Direkt arabadan indik. Ankara yönünde seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir otomobil, iki cip ve bir panel vana çarptı. Adam sol şeritte falan değildi. Çünkü zaten kendini adam birden sola attı. En sağdan geliyordu. Önüne bir araba fırladı. Bunu bu direksiyona kırdı. Kaza nedeniyle hem İstanbul hem de Ankara istikameti ulaşıma kapanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan Erdoğan, eşi Fatma ile çocukları 10 yaşındaki Melisa, 7 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 3 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan ailesinin Almanya'dan memleketleri Gaziantep'e gelerek tatillerini geçirdiği, dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etmiş vaziyette. Çok korkunç bir kaza. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi morglarına kaldırıldı. Kazada araçlarda sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri teknik ve fiziki takibi aldığı bir suç örgütünün İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis suç örgütünün 33 yaşındaki elebaşı Serkan Kuvvetli'nin evinde kapıyı koçbaşı ile kırarak girdi. Ekipleri karşısında gören Serkan Kuvvetli kaçmak için 3. katın penceresinden aşağı atladı.
Sol bacağı kırılan uyuşturucu taciri sokakta gözaltına aldı. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan 8,5 kilo metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan 5 ruhsatsız tabancayla 100 bin lira nakit paraya da el konuldu. Hemen yollayacağım. Bilgi notunda eksik var. Emniyet Müdürlüğü ele geçirilen metamfetaminin bugüne kadar Bursa'da tek seferde bulunan en fazla miktarda sentetik uyuşturucu olduğunu açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde de jandarma timleri 200 bin lira değerinde 832 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin keneviriler için ormana sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı. Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Mustafa Kemal Paşa'da düzenlenen operasyonda 832 kök kenevir ele geçirildi. Mustafa Kemal Paşa Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir ihbar üzerine Taşpınar Mahallesi Kadir Çeşme mevkisindeki ormanlık alanda operasyon düzenledi. Ekipler havadan drone ile bölgeyi tararken narkotik dedektör köpeği ormanlık alanı didik didik aradı. Aramalar sonucu 3 farklı noktada 200 bin lira değerinde 832 kök keneviri ve bunları sulamak için ormanlık alana çekilen hortumlar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Sırada Bursa'dan ilginç bir hırsızlık haberi var. Kiraladıkları vinçle prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir prefabrik evi çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. İddialara göre iki şüpheli kiraladıkları vinçle Demirtaş Mahallesi'nde bir prefabrik evi çaldı. Bir süre sonra evinin yerinde olmadığını gören sahibi durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Polis ekipleri iki şüpheliyi Hasanada boş bir araziye koydukları prefabrik evde yakaladı. İki şüphelinin aynı yöntemle ona yakın otomobil ve motosiklet çaldıkları da belirlendi. Bursa'da çiftlik evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Devlet Hastanesi eski başhekimi ve eski bakanlardan Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu son yolculuğuna uğrandı. Gazioğlu memleketi Orhaneli'de toprağa verildi. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sadağı mahallesinde çiftlik evinde çıkan yangına müdahale ederken tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden Doktor Abdi Gazioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Bursa Devlet Hastanesi eski başhekim yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi olan Gazioğlu'nun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan Abi İçişleri eski bakanı Mehmet Gazioğlu teslim aldı. Radyoloji uzmanı Doktor Abdi Gazioğlu için Orhaneli Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İş ve siyaset dünyası temsilcilerinin yanı sıra yerel yöneticiler ve çok sayıda Orhanelili Gazioğlu için saf tuttu. 61 yaşında hayatını kaybeden Abdi Gazioğlu cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kuruçeşme mahallesinde faaliyet gösteren bir kalker ocağının kapasite artışına gitmek istemesi gerginliğe neden oldu. Çevresel etki değerlendirme raporu için yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı mahalle sakinlerinin protestosu nedeniyle gerçekleşmedi. Biz razı değiliz. Tozdan kümeden zaten hastayım bak, solum alamıyorum, görüyorum değil mi? Bizim gelecek neslimiz var. Ne olacak, nereye gideceğiz biz? Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kuruçeşme mahallesinde taş ocağı eylemi vardı. Bölgede faaliyet gösteren bir kalker ocağının kapasite artışına gitmek istemesi köylüyü sokağa döktü. Rahatımız yok ki. Yola çıkıyoruz, yolda aniden kamyon çıkıyor. Gürültü, patırtı. Bir taş patlatıyorlar, bir tozundan. Her şeyden bıktık iyice ya. Taş ocağı kamyonları acayip şekilde ölüm makinesi gibi, hafriyat kamyonları. Biz istemiyoruz köyümüzde taş ocağı. Firmanın kapasite artışına gidebilmesi için olumlu çevre etki değerlendirme raporu alması gerekiyor. İşte o rapor öncesinde halkın katılımı toplantısı için bölgeye gelen heyet
Kuru Çeşmelilerin protestolarıyla karşılandı. Burası taş ocağı kurma yeri değil, burası Kuru Çeşme. Zaman zaman tansiyon yükselirken mahalle sakinleri toplantıyı yaptırmadı. Hep birlikte gördük, halk katılmak istemedi, protesto etti. İçeride Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililere toplantının yapılamadığına dair tutanak tutturduk. Bursa'nın meyve ambarı Kestel'de armut hasadı başladı. Santa Maria cinsi armutta rekolte geçen yıla göre artsa da fiyatların düşmesi üreticileri zor durumda bıraktı. Yıl boyu verdikleri emeğin karşılığını alamayan üreticiler ihracatta da sıkıntı yaşıyor. Bir ay bir stresimiz oluyor. Yoğunluk oluyor. Bir ay boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 5'te kalkıyoruz. Akşam 7-8'e kadar çalışmalarımız oluyor. Bursa'nın Keser ilçesinde armut hasadı sıkıntılı başladı. Topluyoruz ama malımızı karşılığını alamıyoruz, yani emeğimizin karşılığını alamıyoruz şu anda. Sabah insanlar 5-5.30-4.30'da kalkıyorlar. 6'da 7'de bu hasatı bitirebilmek için. Çiftçinin o bir ayı inanır mısınız stres dolu geçiyor yani. Acaba malım akar mı? Acaba malımı toplayabilir miyim? Geçen yıl 2 liradan alıcı bulan Santa Maria cinsi armut için bu yıl aynı fiyat söz konusu değil. Bu sene 1400 ile 1500 kuruş arası satılıyor. Geçen sene 2,5 ile 2700 TL arası verdiğimiz kilo olarak topladığımız armut bu sene 2000-2200 TL alıcı buluyor. Bu çiftçi için büyük kayıp. Yıl boyu verdikleri emeğin karşılığını alamayan üretici ihracatta da sıkıntı yaşıyor. Şu an Arap ülkelerine armudumuzu ihracat edemiyoruz. Şu an bizden tek meyveyi çeken yer Rusya. Rusya'da yeterli çekim yapmadığı için şu an iç piyasamızda Santa Maria armudu yeteri kadar bizi tatmin edici fiyatlarla satılmıyor. Rekolte geçen yıla göre artsa da yükselen girdi maliyetleri de üreticileri zorluyor. Fiyatlar arasında kötü. Gerçekten çok kötü yani. İlaçta mesela %100 farkı çıktı zaten. Yani umduklarımızı bulamıyoruz. Hiçbirini bulamıyoruz. Tanker fiyatları ikiye katladı. Traktörler ikiye katladı. Bursa'nın tarım ambarlarından Karacabey ilçesinde de salçalık domates hasadı başladı. Tarlada çiftçilerle birlikte domates toplayan belediye başkanı Ali Özkan, çiftçinin hasat döneminden beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Salçalık domates üretimi Karacabey çiftçileri açısından çok önemli bir değer. Türkiye'nin salçalık domates üssü Karacabey Ovası'nda hasat başladı. Türkiye'mizin ihtiyacı olan, yurt dışına ihraç edilen salçalık domateslerin yaklaşık %40'ı Karacabey'imizin verimli arazilerinde üretilmektedir. Tarlada işçilerle birlikte domates toplayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ovada üretilen yaklaşık 1 milyon ton domatesten %95'inin salça fabrikalarına satıldığını söyledi. Karacabey'de üretilen domates, Türkiye'nin başka yerlerinde üretilen salçalık domateslerden fiyatlarda daha fazla karşılık bulmaktadır. Bu yıl rekoltede yaşanan düşüşün domatesin değerini artırması ve çiftçi açısından verimli bir hasat dönemi geçmesi bekleniyor. Bu yıl geçen yıla oranla daha az bir rekolte beklentisi içerisindeyiz. Bu da demektir ki çiftçimizin beklentilerinin iyi bir şekilde gerçekleşeceği, malın tabiri caizse rezil olmayacağı şeklinde bir öngörü mevcut. Bursa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projelerine bir halkada yeni şehirde ekledi. Terziler Mahallesi'nde kazandırılan gölet ve yaklaşık 11 kilometrelik yol törenle hizmete açıldı. Bu açılışımızla birlikte bu kıymetli tarım topraklarımız suyla buluşacak. Evet, bu buluşma neticesinde de bölge insanımız gerçekten ekonomik anlamda çok daha farklı bir konuma gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları sürdürüyor. Terziler ve çevre köylerimizin göç vermemesi, buraların şenlenmesi, güçlenmesi ve buradaki halkımızın mutlu olması. Toplam 6 trilyonun sadece açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun diyoruz. Terziler Mahallesi'nde yaptırılan göletle bölgeye kazandırılan 11 kilometrelik yol hizmete açıldı. Göletimiz burada sulama yaşından sağa yaklaşık 3700 dekar ve 642 bin metreküp faydalı depolama hacmine sahip olan bu barajımız, göletimiz Terziler ve çevresine hizmet edecek. Ve göletten yaklaşık 300 aileye yakın insan
faydalanacak ve 3 milyon liraya da mal olmuş durumda. İlçeye kazandırılan Besaj Süt Dünyası tesisinin de açılışı yapıldı. Amacımız başta güvenli gıda. Bu sene sonunu doldurmadan fabrikamızın da açılışını gerçekleştireceğiz. İnternet üzerinden bireysel veri girişiyle kentlerin yaşam standartlarını belirleyen derecelendirme sitesi Umbeo yeni listeyi açıkladı. Geçen yıl yaşam standartı en yüksek kentler sıralamasında 28. olan Bursa, bu yıl 21. sıraya yükseldi. Bursa'mızın kalite kenti, dünya kenti olma yolunda, marka kenti olma yolundaki çalışmamızı hızla sürdürüyoruz ve bu çalışmaların da sonuçlarını alıyoruz. Bursa, yaşam standardı en yüksek kentler arasına girmeyi başardı. Dünya genelinde binlerce kenti yaşam kalitesi standartlarına göre değerlendiren internet sitesi Numbeo'nun hazırladığı listede Bursa 21. sıraya yükseldi. 6628 şehir bu çalışmanın içinde ve buradaki yaşam kalitesi ölçülüyor. Yaşam kalitesindeki birinci kriter öncelikle bu şehir içinde kazanma şansı, ne kadar insanlar para kazanabiliyor ve bununla birlikte ne kadar nimete ulaşabiliyor. İnternet kullanıcılarının bireysel veri girişiyle oluşan listede Bursa çok sayıda kenti geride bırakmayı başardı. Yeni verilen raporlarda da Bursa'mız gerçekten güzel bir hamle yapmış durumda ve Bursa gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye ve kalite kenti olmaya yolunda hızla gelişmeye devam ediyor. Bursa yaşam kalitesinde artık dünyanın en kaliteli şehirleri arasında. Yaz sıcakları kavururken kimi serinlemek, kimi yorucu çalışma hayatından uzaklaşmak, kimisi de huzur bulmak için sahillere akın ediyor. Bursalıların en çok tercih ettiği tatil bölgelerinden Erdek'te 22-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Erdek Zamanı Festivali'ne hazırlanıyor. Marmara sahillerinin gözde tatil beldelerinden Erdek, önemli bir festival ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu festival yoğun, aslında pek çok turist kitlesine ve iç ve dış turizme hitap eden ve aslında pek çok şeyi yansıtmaya çalışan güzel bir festival. 22-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Erdek Zamanı Festivali'nin tanıtım toplantısı Bursa'da yapıldı. Festival, dans gösterileri, sergiler, kültür gezileri, su sporları ve bir dizi konsere ev sahipliği yapacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan ilk turizm hareketlerinin başlatıldığı, Türkiye adına başlatıldığı yer Erdek. Bölgenin turizm potansiyelini arttırmayı hedefleyen festival kapsamında temiz çevre için geri dönüşüm çalışmaları ön plana çıkarılacak. Ayrıca tarihçi İlber Ortaylı'nın katılımıyla Erdek'in tarihi de ele alınacak. Kalabalığın bıraktığı atıkları da toplayıp onu da bir ekonomik değer haline getirmek için de bir proje geliştirdik. Solucan gübresi artık üretmeye başlayacağız. Erdek'in tüm dönemleri paneli olacak. Erdek'in tüm dönemleri işte Kızikos'tan başlayıp ondan sonra Mübadele öncesi, Rum Ortodoks kültür mirasının olduğu dönem, arkasından Mübadele sonrası ve arkasından günümüze kadar Erdek'in tüm dönemleri anlatacak. Sayın seyirciler, İstanbul Ataşehir'de dün gece bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler gecekonduyu küle çevirirken bitişikteki evde oturan 80 yaşındaki kadın mahalleli tarafından son anda kurtarıldı. İstanbul Ataşehir'de bir gecekondu alevlere teslim oldu. Bitişikteki evde oturan 80 yaşındaki kadın mahalleli tarafından kurtarıldı. Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Biz burada arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda bir alevler püskürüldü. İtfaiyeyi falan aradık, ambulans, polis falan. Patlama mı? Tüp patladı içeride. Mahalle bayağı bir yankılandı. Yangın sırasında evde bulunan tüpün patlaması mahallede paniğe neden oldu. Bilmiyoruz yani, birileri geldi yaktı evi. Tüp aynen bomba gibi patladı, mahalle buraya birikti yani. Yanan gecekondunun yanındaki evde yaşlı bir kadın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri hemen harekete geçti. Eve giren vatandaşlar 80 yaşındaki Emine Doğan'ı içeriden çıkardı. Bu onu kurtarmaya gitti. O arada zaten tüpler bir şeylerine patladı, bilmiyorum. Alev fırlattı, oğlum kurtardı. Evet, oğlum gitti içeriden kurtardı, getirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tansiyonu, şekeri, nabzı, her şey normal dedi. Korkmuş ve düşünmüş. Asker uğurlama konvoyunda yaşanan coşkunun dozu kaçtı.
İstanbul Eyüp'te pompalı tüfekten seken saçmalarla biri çocuk 5 kişi yaralandı. Adana'da ise havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Eyüp'teki asker uğurlaması kanlı bitti. Biri çocuk 5 kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Karadolap Mahallesi'nde toplanan gruptan 2 kişi pompalı tüfeklerle çevreye rastgele ateş açtı. Seken saçmalar parkta oturan biri çocuk 5 kişiyi isabet etti. O anlar parkın güvenlik kameralarına yansıdı. Adana'daki asker uğurlama konvoyu da ortalığı birbirine kattı, 3 kişi gözaltına alındı. Seyhan'daki konvoyda bulunan bir otomobildeki 3 kişi tarafından havaya ateş açıldı. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan otomobili kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı. Araçtan inen 3 kişi ve konvoyda bulunanların polise direnmesiyle ortalık karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bir süre sonra 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Üsküdar'daki asker uğurlama konvoyundan da kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Kuzguncuk'ta asker uğurlaması yapan bir grup, saat 23.30 sıralarında Beylerbeyi tünelinde araçlarından inerek meşaleler yaktı. Yakılan meşaleler nedeniyle göz gözü görmezken, bir süre sonra araçlarına binen gençler kornolar çalarak tünelden ayrıldı. Sayın seyirciler, Irak'ta Türkiye'nin tepki gösterdiği bir senaryo daha hayata geçiyor. Şii milis gücü Haçlı Şabi, IŞİD'in elindeki Türkmen kenti Tel Afer'i kurtarma operasyonunun başladığını açıkladı. Operasyonun bölgede mezhepsel gerilimi tırmandırmasından endişe ediliyor. Irak'ta Musul'un IŞİD'den kurtarılmasının ardından gözler terör örgütünün elindeki son şehir olan Tel Afer'de. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi geçtiğimiz hafta sonunda Türkmen kenti Tel Afer'e yönelik operasyona Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin de katılacağını açıklamıştı. İran destekli milis grubu da Tel Afer'in çevresindeki köyleri IŞİD'den kurtarmak için operasyon başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Tel Afer'in güneydoğusunda yer alan 17 köyün örgütten kurtarıldığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de operasyonu doğruladı ve birkaç köyün geri alındığını kaydetti. Tel Afer'i kurtarma operasyonunun Musul operasyonuna göre daha kolay olacağını kaydeden Irak Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Necim El-Caburi de kentte IŞİD'in lojistik hattı bulunmadığına dikkat çekti. Irak'ın çeşitli bölgelerinde daha önce Sünni sivillere yönelik öldürme, işkence ve kaçırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen ve İran'a yakın olan Haçlı Şabi'nin Tel Afer operasyonuna katılmasından endişe duyuluyor. Türkiye sınırının 82 kilometre güneyinde yer alan ve Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tel Afer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunuyor. Afganistan'da terör dalgası bu kez NATO güçlerini vurdu. Kandahar'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında en az 17 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında 2 Amerikan askeri de bulunuyor. Afganistan'da intihar saldırıları durdurak bilmiyor. Hafta başından bu yana devam eden saldırıların hedefinde bu kez NATO konvoyu vardı. Kandahar kentindeki havalimanı yakınlarında NATO askeri konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Konvoyun arasına girmeyi başaran intihar saldırganı bomba yüklü aracı havaya uçurdu. Şiddetli patlamada en az 2 zırhlı araç ağır hasar gördü. Saldırıda en az 17 askerin öldüğü belirtildi. Ancak bu bilgi resmi yetkililerce doğrulanmadı. Amerikan Savunma Bakanlığı ise ölenler arasında 2 Amerikan askerinin de bulunduğunu açıkladı. Salı akşamı Afganistan'ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Portekiz akıl almaz bir kazaya sahne oldu. Bir plaja acil iniş yapan küçük uçağın çarptığı biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Portekiz'de küçük bir uçağın kalabalık bir plaja acil iniş yapması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Akıl almaz kaza Portekiz'in başkenti Lisbon'un 30 kilometre güneyindeki Caparica plajında meydana geldi. Eğitim uçuşu yapan uçak arızalanınca yüzlerce kişinin bulunduğu sahile iniş yaptı. Uçağın üzerlerine doğru geldiğini görenler kaçmaya çalışırken plajda büyük panik yaşandı. Bu sırada uçağın çarptığı 50 yaşındaki bir erkekle 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Uçakta bulunan iki kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde de küçük bir uçak otoyola düştü. Uçakta bulunan iki kişinin yaralandığı kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Pilotun son hamlesi de uçağın yere çakılmasını önleyemedi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde. Angelina kentinde askeri birlikteki mesaisinin ardından aracıyla evine dönen subay ilginç bir kazaya şahit oldu. Cessna tipi tek motorlu küçük bir uçak havada yalpaladıktan sonra otoyola düştü. O anlar otomobildeki kameraya yansıdı. Kazada uçağın pilotuyla yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yetkililer uçağın yakındaki bir yerel havaalanında yakıt ikmali yaptıktan kısa süre sonra motorunun durması nedeniyle düştüğünü açıkladı. Rusya'da paraşütçü birlikleri günü kutlamalarından canlı yayın yapan muhabir saldırıya uğradı. Canlı yayın sırasında alkollü bir kişi muhabire yumruk attı. Moskova'da askeri bir töreni canlı yayında izleyicilere aktaran muhabir saldırıya uğradı. Paraşütçü birlikleri günü nedeniyle başkent Moskova'daki Gorki Parkı'nda tören düzenlendi. Rus NTV televizyonunun muhabiri canlı yayında olduğu sırada yanına yaklaşan alkollü bir kişi küfürler ederek Ukrayna'yı zapt edeceğiz diye bağırdı. Muhabir, lütfen susun diye uyarıda bulununca, eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam sert bir yumruk attı. Sendeleyen muhabir neye uğradığını şaşırırken canlı yayın hemen kesildi. Gelişen teknolojiyle birlikte bilim dünyası da tıpta çığır açacak araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak bilim adamları hastalık taşıyan gene müdahale etmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları insan embriyosundaki hastalık taşıyan gene müdahale etmeyi başardı. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada hastalık taşıyan DNA laboratuvar ortamında genetik müdahale ile değiştirildi. DNA moleküler bir makas aracılığıyla temizlendi. Araştırmada müdahale edilen embriyoların %72'sinin hastalıklı DNA'dan kurtulduğu gözlendi. Yöntemin bebeklerde kullanılması için %100'lük bir başarı hedefleniyor. DNA'sına müdahale edilen embriyoların etik gerekçelerden dolayı birkaç günden fazla yaşatılmasına izin verilmedi. Birleşmiş Milletler 2015 yılında yaptığı çağrıda insan embriyosu üzerinde yapılan genetik çalışmaların durdurulmasını istemişti. Son haberimizde efendim Olayhan haberi burada noktalıyoruz. Birazdan spordaki gelişmelerle bir kez daha karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.